ekonomik büyümenin gerekli olduğu ama yeterli olmadığını, buna paralel olarak kişi başına milli gelirin artırılmasının, gelir dağılımının düzeltilmesinin, bölgeler arası kalkınmışlık farklarının giderilmesinin, cinsiyetler arası eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasının, eğitim, siyasi hayata katılım, iş hayatına katılım, demokrasi ve insan hakları gibi konuların gelişmişlik açısından önemini her fırsatta ve her zaman vurguladık. Bu çabalarımızın Türkiye'nin geleceğini inşa etmede hayati bir önem taşıdığına inanıyoruz. Özel sektör yalnızca Avrupa'nın en modern üretim ve hizmet tesislerini inşa ederek değil, dünya standartlarında örnek üniversiteler kurarak, eğitime her kademede destek vererek, ülkenin dört bir yanına elini uzatan sosyal sorumluluk projelerine imza atarak bu süreci hızlandırmaya çalışmaktadır. Rekabet gücümüzü arttırmak ve geleceğe yatırım yapmak için insan kaynaklarımızı her düzeyde geliştirmeliyiz. Bunun gerektirdiği kapsamlı eğitim reformuna bir an önce el atmalıyız. Üniversitelerimizin bilgi ve teknoloji üretecek seviyeye yükseltilmesi, orta öğrenimin kurumlarımızın çağdaş, eleştirel, araştırıcı insan yetiştirmesine sağlanması, meslek okullarımızın ekonominin ihtiyaç duyduğu ara elemanları ülkeye kazandırması, bizi gelişmiş ülkeler arasında yer alma yolunda hızlandıracak en temel etkenler arasında bulunmaktadır. Değerli üyeler, ülkemizin önünde çözüm bekleyen sorunların en önemli özelliği hepsinin birbirine geçmiş olmasıdır. Bu yüzden aynı anahtarla birden fazla kilidi açmak mümkündür. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam yol süreci bu anahtarların belki de en önemlisidir. Dikkat etmişsinizdir. Tam üyelik değil, tam üyeliğe giden yoldan söz ediyorum. Bu yolu oluşturan taşların yapısal sorunlarımızı aşmak için ihtiyaç duyduğumuz reformlarla aynı olduğunu sıkça dile getirdiğimiz bir gerçektir. Mali disiplin, yatırım ortamı, kayıt dışı ekonominin önlenip verginin yaygınlaştırılması, Ar-Ge, bilgi teknolojileri, çevre, demokrasi, yargı reformu, eğitim reformu. Bunların her biri ekonominin yapısal dönüşümünün toplumun çağdaşlaşması için gerekli reform konuları. Aynı zamanda da Avrupa Birliği tam üyelik sürecinin başlıca uyum alanları. Bu yüzden Avrupa Birliği sürecinden söz ederken gelecekte işimize yarayacak bir uzak hedeften değil, her gün adım adım hayatımızı değiştirme kapasitesi olan bugüne ilişkin bir dinamikten söz ediyoruz. Peki halkımız Avrupa Birliği'ne girmeyi istiyor mu? Bilinçaltında istiyor. Bunu da test etmek fevkalade kolay. Avrupa Birliği'ni istemiyorum diyen birine nasıl bir hayat istediğini sorun. Size Avrupa Birliği ülkelerindeki ya da daha genel söylersek batılı gelişmiş ülkelerdeki yaşam biçimini tarif edecektir. Samimi olarak TÜSİAD'ın güç ve etki kaybettiğini düşünüyorum ve bundan endişe duyan dostlarımıza da şunları söylemek isterim. Birincisi, güç bizim tercih ettiğimiz bir kavram değil. Biz demokrasilerde güç kullanmaya değil, konsensüze, uzlaşmaya inanan bir topluluğuz. Etkili olmak ise elbette görüş sahibi olan herkesin arzu ettiği bir şeydir. Bu etki bazen bağırarak, bazen fısıldayarak, bazen duruşunu bozmadan sabırla tekrar ederek sağlanabilir. İkincisi, Türkiye'de süreç daha tamamlanmamış olsa da demokratik gelişme konusunda alınmış epey mesafe var. Bizi örnek alan çok sayıda iş dünyası örgütü kuruldu. Artık belirli görüşleri dile getiren tek ses olmaktan çıktık. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Bizim etkili olma ölçütümüz hükümetle yakın olmak değil. Diyalog kanallarının açık olması, ülke çıkarlarını savunduğumuzun anlaşılması yeterli. 39 yıllık tarihimiz bize gösterdi ki niyetimiz ve bakış açımız bugünden anlaşılmazsa yarın anlaşılıyor. Bizim etkili olma ölçütümüz iyi muhalefet yapmak da değil. Bu bizim işimiz değil. Biz konumların değil, konuların savunucusuyuz. Herkes kendi işini doğru yaparsa bütün bunlara ihtiyaç kalmaz. Biz TÜSİAD olarak Türkiye'yi gelişmiş ülkeler arasına sokacak toplumsal ideallerin sözcüsü olmaya, bunun gereği olan ekonomik, sosyal ve siyasal konuları cesaretle sokmaya bugüne kadar büyük önem gösterdik. Bu misyonumuzu katma değer itibariyle büyük bölümünü üyelerimizin oluşturduğu Türk özel sektörü olarak çağdaş, demokratik, gelişmiş bir Türkiye için bugüne kadar
her fırsatta elimizi taşın altına sokarak destekledik. Bundan sonra da aynı şekilde davranmaya hazırız.